İDEF 2023'te FNSS standındayız ve izleyicilerimiz de çok merak ettiği ve herhangi bir şekilde video hazırladığımız zaman büyük ilgi gösterdikleri Zaha'nın önündeyiz. Zaha ile ilgili teknik bilgileri alacağız. Ben hemen sormak istiyorum. Zaha'yı üretebilen dünyada kaç ülke var? Ama önce sizi bir tanıyalım. Tabii ki. İsmim Mustafa Kaplan. Zaha Program Müdürü olarak görev alıyorum FNSS'te. Zaha çok özel bir araç. Sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi. Dünyada sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde tasarlanmış çok eski bir araç var. AV7. Aracın hem tasarımı hem de görev donanımları itibariyle çok eski. Şu an gönül rahatlığıyla Zaha dünyadaki en gelişmiş zırhlı amfibi hücum aracıdır diyebiliriz. Şimdi TCG Anadolu'yla Zaha'yı kamuoyu daha çok tanıdı. Siz de teslimatlara başladınız deniz kuvvetlerine. Kullanıyorlar. Bazen görüyoruz böyle hoşumuza da gidiyor. TCG Anadolu'da yakında geri dönüşü nasıl, kullanımla ilgili bunlarla biraz bilgi alalım. Tabii ki. Sadece TCG Anadolu'da değil, aynı zamanda TCG Bayraktar ve Sancaktar gemilerinde de konuşlanabiliyor Zaha'lar. Şu ana kadar hem sahada yaptığımız eğitimler sırasında hem de sonrasında askeri tatbikatlar sırasında Zaha'lar kullanıldı ve şu ana kadar geri dönüşler çok olumlu oldu. Deniz kuvvetlerimize yeni bir güç çarpanı oldu Zaha. Şimdi isterseniz Zaha'yı şöyle bir beraber dolaşalım, bir bakalım neler var neler yok. Zaha'nın önünde uçaklarda çok yoğun olarak kullanılan köpek balığı ağzı var. Yüzdüğü zaman da böyle bir espri oluyor bunlarla ilgili galiba. Şuradan başlamak istiyorum. Buralarda neler var örneğin? Burada gördüğünüz kısım aslında askerlerimizin aracın üst kısmına çıkışını kolaylaştırmak amacıyla yapılmış basamaklar. Hem çıkışını hem inişini kolaylaştırmak amacıyla yapılmış basamaklar. Bu çok sık kullanılan bir şey değil aslında. Aracın üstüne hem aracın içerisinden de çok rahatlıkla çıkılabilecek 7 tane kapağımız var. Ama araç dışında bütün kapaklar kapalıyken sadece özellikle sürücünün girmesi için konulmuş bir birim diyebiliriz. Zaha bayağı yüksek. Ben hemen üstündeki kule ve diğer sistemleri de hazır buradayken sorayım size. Tabii ki. Kule, çaka kulemiz yine FNSS'in tasarladığı tamamen özgün tasarımımızdır. Çoğu kuleye ilave olarak aslında onu farklı kılan şey üzerinde aynı anda iki tane silahın bulunması. Hem 40 mm otomatik bomba atar hem de 12.7 mm makinalı silaha sahip. Otomatik hedef takip gibi günümüzün en güncel özelliklerine sahip çok modern ve atış başarısı da çok yüksek bir kulemiz. Bütün kalifikasyonları tamamlandı. Sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi deniz kuvvetlerimizin kullanımına verildi. Şu anda envanterde kullanılmakta. Şöyle devam edelim, yavaş yavaş da bakalım. Sanıyorum buradan motorun egzoz çıkışı var. Tabii ki su almaması lazım. Bunun gibi özel şeyler var galiba. Nasıl bir motor kullanılıyor Zaha'da? Zaha'da diğer kara araçlarına nazaran bizi en çok zorlayan konulardan bir tanesi denizde kullanım. Denizde kullanıma ilave olarak Zaha'ların kendini düzeltme özelliği var. Kendini düzeltme özelliği özellikle surf zone dediğimiz kıyıya yakın yerde yüksek dalgaların oluştuğu bölümde aracın alabora olma, ters dönme durumları oluşabiliyor. Ancak ters dönmeden sonra herhangi bir ek sistem kullanmadan Zaha'lar kendilerini düzeltebiliyorlar. Bunun pek çok testi yapılmıştı. Sonrasında da aracın çalışmaya devam etmesi gerekiyor. Dolayısıyla motor herhangi bir su girişi, sadece motor değil, diğer bütün kullanılan alt sistemlerin kendini düzeltme sonrasında, ters dönme sonrasında rahatlıkla çalışabilmelerini sağlayacak şekilde pek çok önlemler alındı. Zaha'larda 600 beygirlik bir motor kullanıyoruz ve biraz önce bahsettiğim ters dönme durumunda da yine o yağlamayı yapacak motorun tekrar çalışmasını sağlayacak. Uçak gibi akrobasi uçaklarında ters dönüşte belirli bir saniye sonra motorun yağlanması, yakıt akışı lazım. Onda da Zaha'da da benzer düzeltme sırasında yağ ve yakıtın akışını sağlıyor. Evet, aynen öyle. Bunun dışında bir mazgal kapama sistemimiz var. Özellikle çok fazla dalgalı olduğu durumda deniz durumu 4'e kadar kullanabiliyoruz. Bu da 2,5 metrelik bir dalga boyu. 2,5 metre. Evet. 2,5 metre yüksekliğinde dalgalarda dahi aracımız çok rahatlıkla operasyon yapabiliyor. Ancak bu durumlarda güç grubunun üzerindeki mazgaldan içeri çok fazla su girişi aracın kabiliyetlerini bir miktar kısıtlayabilir. Dolayısıyla deniz sürüşleri sırasında güç grubu mazgalını tamamen kapatıyoruz. Dolayısıyla hem soğutmayı artık hava tipi soğutma yerine su tipi soğutmaya geçiyoruz. Deniz suyunu kullanarak motor ve güç grubunun soğutmasını sağlıyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz.
diyebilirim kısaca. Peki şöyle biraz ilerleyelim hem. Tuzlu su özellikle gövdeye de zarar veriyor motorun dışında. Korozyonu önlemek için örneğin gövdede, ana yapıda ne tür önlemler alıyorsunuz? Projenin başında bizi en çok endişelendiren ya da bizi en çok zorlayacağını düşündüğümüz iki konu vardı. Birincisi denizcilikle ilgili konular. Çünkü biz bir kara aracı üreticisiyiz, tasarımcısıyız. Deniz aracı hiç üretmemiştik. İlk defa Zaha ile beraber denizde çalışacak bir araç üretimine girdik. Dolayısıyla korozyon en baştan beri bizim en fazla önlemi almaya çalıştığımız yerdi. Burada özel kablolar, özel konnektörler kullandık. Bunların hepsinin ön kalifikasyonlarını yaptık. Pek çok denizdeki şeyi simüle edebilecek, ona benzetim yapabileceğimiz pek çok tuz sisi testi dediğimiz çok yüksek saatlerde aracın ömrünü simüle edebilecek testlerle bütün alt sistemlerimizin bunlardan etkilenmeyecek şekilde tasarımını tamamladık. Orada testlerini yaptık. Ardından da aracımızla bir yaklaşık 10 bin kilometreye yakın bir kalifikasyon testi tamamladık. Denizde uzun süreler çalışmasını sağlayacak testleri gerçekleştirdik. Hepsinden de alnımızın akıyla başarıyla çıktık. Şöyle devam edelim dolaşmaya bir yandan. Gerçekten yüksek bir araç. Baktığımız zaman diğer ürettiğiniz kara araçlarına göre heybetli böyle güzel bir duruşu var diye bakıyoruz. Herhalde şuradakilerde sis bombaları özellikle kıyıya çıkarken gizlenmek amacıyla veya hedef olmamak amacıyla çok önemli herhalde bunlar. Doğru bir noktaya değindiniz. Sis havanlarımız hem sağda hem de solda 4'er adet olmak üzere toplam 8 adet sis havanımız var. Bunlar özellikle kıyı çıkışı öncesinde bu sis havanları atılarak bir gizleme sağlıyor. Buna ilave olarak bizim motordan sis yapma kabiliyetimiz de var. Bunu ben bilmiyordum. Gerçekten o da enteresanmış. Evet. Diğer kara araçlarına dan farklı olarak motordan sis yaparak bu sadece bu sis havanlarıyla değil hem kendisini sisleme, önünü gizleme kabiliyeti hem de arkadan gelecek diğer araçlar için bir koruma oluşturacak şekilde, gizleme oluşturacak şekilde motorundan da sis yapma kabiliyeti var. Devam edelim şöyle dolaşmaya. Şimdi tabii böyle geliyoruz. Arkasına da şöyle bir dışarıdan pek de görüntü almak yasak tabii arkadan. Şöyle bir rampayı görelim. Bu rampanın özelliği açısından tabii ki su geçirmezlik çok çok önemli. İçeride kaç personel oturabiliyor? İçeride personel taşıyıcı araçlarımızda 3 tane mürettebatımız var. Nişancımız, sürücümüz ve komutanımız. Onun haricinde 18 tane de personel taşıyabiliyoruz. Zahalarda toplam 3 tane varyantımız var. Bir diğer varyantımız komuta araçlarımız. Komuta araçlarımızda yine 3 tane mürettebatımız bulunuyor. İlave olarak 10 tane komutanımız bulunuyor o araçlarda. Oradaki yerleşim biraz daha farklı. Onların ihtiyaçları doğrultusunda bilgisayar kullanabilecekleri masalar, haritaları yerleştirebilecekleri panolar, komuta kontrol sistemi için ilave bazı ekipmanlar ve iletişimi sağlayabilecek hem TCG Anadolu'yla hem de diğer bütün zahalarla iletişimi sağlayabilecek altyapı o araçlarımızda bulunuyor. Son olarak da kurtarma aracımız var. Kurtarma aracımız diğer iki varyanta göre temel farklılığı, kurtarma araçlarımızda kule sistemi, silah sistemimiz bulunmuyor. Onun yerine bir kaldırma vinci var. Bu kaldırma kaç ton bu araç? Bunu da çekmek sağlam bir vinç lazım. Evet, bu araç 30 ton. Araçlarımızın aslında tamamında ön tarafta bir kurtarma vincimiz de var. Herhangi bir yere saplandığında vesaire kendini kurtarabilmek için 30 metre uzunluğunda 15 ton kapasiteye sahip bir kendini kurtarma vincimiz de bulunuyor. Kaldırma vinci bir başka bir aracı çekmekten ziyade daha çok güç grubunu sahada herhangi bir sıkıntı oldu. Orada güç grubuyla ilgili bir müdahale yapma ihtiyacı oldu. Güç grubu başka bir zahanın güç grubunu tamamen kaldırıp tekrar yerine koyabilecek kapasitede bir kaldırma vincimiz bulunuyor. Kurtarma araçlarımız biraz daha bakım araçları gibi değerlendirebilirsiniz. Aracın içerisinde diğer araçlar için ihtiyaç duyulabilecek yol tekeridir, paddır, palettir vesaire pek çok yedek parçayı da içeriyor. Yürüyen atölye desek? Aynen, o çok güzel bir tabir. Onu kullanabiliriz. İçerisinde jeneratör, kaynak makinesi vesaire. Dediğiniz gibi küçük bir atölye aslında o kurtarma araçlarımız. Toplamda 3 tane böyle varyantımız bulunuyor zahalarda.
Biraz önce bahsettiğiniz gibi rampa tarafındaki esas kritik olan kısım özellikle deniz operasyonlarında içeri suyun sızmaması bizim için çok kritik. Her ne kadar acil bir durum olduğunda ya da araç herhangi bir hasar gördüğünde içeri girebilecek suyu tahliye edebilmek için aslında 4 tane pompamız olsa da yine de normal koşullarda herhangi bir suyun sızmaması gerekiyor. Aynı zamanda içeride 21 tane kişinin taşındığından bahsetmiştik. O kişilerin çıkarma sırasında aynı anda belki 4 kişi bu rampanın üzerine basıyor olacak. Çok kısa sürede seri bir şekilde çıkış olacak. Evet, dolayısıyla buna da mukavemeti sağlayacak şekilde bir tasarıma ihtiyacımız var. Şimdi ben Zaha'yı gözümle ilk defa geçen sene Endonezya'daki fuarda gördük. Teslimat törenleri oldu. Arkasından şimdi burada görüyoruz. Yurt dışından ilgi nasıl bu konuya? Nasıl bir bakış var? Çünkü dediğiniz gibi dünyada bir Amerika var, bir Türkiye oldu ikinci bu tür amfibik araç üreten. Haklısınız. Muadilinin bir tane olması ama güncel koşullarda baktığınızda aslında bir muadili yok diyebiliriz bu araç için. Muadilinin olmaması pek çok ülkeden ilgiyi çok artıran bir etken oldu. Özellikle envantere girdikten sonra doğrudan deniz operasyonlarında kullanılmaya başlandıktan sonra ilginin daha da artacağını düşünüyoruz. Şu ana kadar zaten bizimle temasa geçmiş araç hakkında bilgi isteyen, fiyat isteyen 4-5 tane farklı ülke var. Dolayısıyla orta ve uzun vadede pek çok dost ve müttefik ülkeye Zaha'ların ihracatının gerçekleşeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Mustafa Bey çok teşekkürler. Vakit ayırdınız bize. Zaha'ya muhtemel bir sonraki adım herhalde bir ihracat görüşmesi, hareketler bir şekilde oralara doğru böyle bir haberlerimiz olacak gibi duruyor. Bizleri izlemeye devam edin. Videolarımız İDEF 2023 için sürecek.